Merhaba, ismim Şimel Beyik. Ben yaklaşık 5,5 yıldır yemek sektöründe çalışıyorum. Daha önce çeşitli işlerde çalıştım. Yani 2010 yılında bir işletmem daha vardı. Yaklaşık 9 ay çalıştırdım, daha sonra kapatmak zorunda kaldım. 5 yılda belediyede çalıştım. Belediyede çalıştığım süreçte kadın danışmanlık merkezinde çalışıyordum. Daha sonra kayyumların gelmesiyle maalesef ki biz de ihraç edildik. Bununla beraber yaklaşık 3 yıl işsiz kaldım. Hatta belediye ismini duyan iş vermiyordum. İşte belediyeden atıldık diye kimse bize kapısını açmıyordu. Daha sonra Dicle Üniversitesi'nde bir kafede çalışmaya başladım. 2 aylık bir çalışmaydı. 2 aydan sonra işte dedim, madem ki ben elimden bu kadar şey geliyor, ben kendi işimi kurayım. Daha sonra Dicle Üniversitesi'nin kafeteryalar bölümünde bir yer kiraladım. Ve yaklaşık 5,5 yıldır orada ev yemekleri yapıyorum. Tabii yaparken ciddi zorluklar yaşadım. Hatta kadın olduğum için böyle bir işe girişeceğini duyanlar, işte kadınsın tek başına nasıl yaparsın, işte borç altına gireceksin, borcunu kim ödeyecek? Hani bir erkeğe borçlu olmayı yakıştırıyorlar ama bir kadına yakıştırmıyorlar. Sonra gözümü kapalı girdim o işe. Dedim ki hani kimse borçtan ölmemiş. Ben yapacağım, varsın borçlu kalırım. Ya kazanırım ya kaybederim. Bu da benim için bir deneyim olur. Yani kaybetmek de çok önemli değil. Önemli olan gerçekten kafasına bir iş koyup başlamaktı. Ve ben öyle yaptım. Ve 5,5 yıldır birçok zorluklara rağmen, işte depreme, pandemiye rağmen hala işim devam etmekte. Ve ciddi bir iş kapısı oldu özellikle kadınlara. Birçok kadına dokundu orası. Birçok, şu an 7 çalışanımız kadın orada. Ve onun dışında evde işte üretip de bizim desteklediğimiz kadınlar var. Tabii onunla beraber biz şöyle bir karar aldık. Hani bu kadar piyasa boşluğu var iş anlamında ve birçok kadın işsiz, iş yapmak istiyor. Aslında evinde birçok emeği var ama o emeği görünmüyor. Biz de o emeği bir kooperatif yoluyla görünür kılmak istedik ve 9 ay önce kooperatifimizi kurduk. Şimdi kooperatifi kurmaya nasıl karar verdik? Ben zaten daha önce de hep düşünüyordum bir kadın kooperatifi olsun diye. Çünkü belediyede çalışırken birçok mahalle gezdim, birçok çalışmada bulundum. Özellikle toplumsal cinsiyet üzerinden Kürtçe eğitimler verdim ben zamanında. Onun için o kadınların emeği, kadınların o direnişi, hayata karşı direnişi, hem ekonomiye karşı olan direnişini ben o zaman fark etmiştim. Ve uzun zaman zaten düşünüyordum. Tabii araya pandemi, deprem girince biraz ertelemek zorunda kaldık kooperatifimizi kurmaya. Sonra işte böyle işimizin yoğun olduğu bir günde denetimciler geldi. Tabii denetimi yapan kişiler işte baktılar, ettiler, birçok üretimimiz var. Çok hızlı çalışıyoruz. İşte kadınların o emeği göz önünde zaten ki biz zaten onun için mutfağımızı açık yapmıştık üniversitedeki yerimizde. O gelen yemek yiyen insanlar o kadın emeğini de görsün istedik. Onun için öyle bir şey yapmıştık. Ve tabii bunları görünce adam dedi ki ya dedi bu kadar üretim yapıyorsunuz. Niye dedi bir kooperatif kuruyorsunuz? Dedi ki yani bu konuda ben de size yardımcı olurum kooperatif kurma aşamasında. Ve o fikri verince zaten biz hazırdık kooperatif kurmaya. Sonra işte kadınlarla bir araya geldik, oturduk, konuştuk, yaptık, ettik. Sonra kooperatifi kurmaya karar verdik. Kooperatifimiz o şekilde kuruldu. Biz kooperatifi 8 kadınla kurduk. Bizim amacımız doğal ürün üretmek ve bu doğal ürünlerle işte serpme kahvaltı vermek. Biraz da burayı gastronomi merkezine çevirmeyi düşünüyoruz.
Asıl büyük amacımız o. Ve burada bizim şu an mekanımız Hevser Bahçeleri'nin karşısında. Ve biz birçok ürünümüzü Hevser Bahçesi'nden temin edip o şekilde işliyoruz. Mesela şunu göstereyim. Şu konsantre reyhan şerbeti. Şimdi biz bunu konsantre yaptık. Yazın reyhan şerbeti bulmak kolay. Ama kışın reyhan şerbeti bulmak biraz zor. Hatta hiç yok diyebilirim. Şimdi bunu yapmamızın amacı, biz mesela bunu şu an yaptık, vakumladık. İnsanlar kışında istediği zaman o reyhan şerbetine ulaşabilsin diye. Bunun konsantresi de bu şu an 1 litre. 4 litre su ekleyerek yazın içtiğimiz reyhan şerbetinin tadını burada yakalayabiliyoruz. Tekrar Hevser Bahçelerinden elde ettiğimiz ayva reçeli, doğal ayva reçelinden işte reçelimizi yaptık. Bir de sirkemizi yaptık. Sirkemiz şu an basılı, onu biz bir ay sonra açacağız. Onun çünkü belli bir zamanı var, yani en az 3-4 ay üzerinden geçmesi gerekiyor. Şu an karanlık köşede bekliyor burada. Bir ay sonra inşallah onu da piyasaya süreceğiz. Şöyle otlu peynirimiz var. Bu otlu peyniri, otunu biz Van'dan istettik geldi. Van'dan istiyoruz, Şırnak'tan istiyoruz otları. Peyniri de biz burada kendimiz yaptık. Otla harmanlayıp peynir haline getirdik. Şöyle konservelerimiz var. Bu yeşil fasulye ve domates. Tabii karışık olanı da var. Şakşuka dediğimiz. Sade domates, mendik var. Onun dışında şöyle göstereyim. Vişne reçelimiz var. Bunları yazın kendimiz yaptık. Şu doğal süt, doğal sütten süt reçeli ürettik. Onu da biz buradaki Hevser Bahçelerinin karşısında oturan kadınlardan temin ettik sütünü. Ve biz burada kendimiz işliyoruz. Şöyle incir reçelimiz, Ergani'den incirlerimizi getirdik. Biz kendimiz yine fındıkla ya da cevizle bunları reçel haline getirdik. Şeftali reçelimiz var. Onları da buradaki bahçelerden temin ettik. Kendimiz yaptık. Buna benzer birçok ürün var ve birçok yöresel yemek var. Bunları da biz yapıyoruz, sürekli hazırda bulunduruyoruz. Kooperatifimizin iki amacı var. Birincisi doğal ürün üretmek ve hizmete sunmak. İkincisini de kadın dayanışmasını sağlamak. Ve kadınları bir araya getirerek kadın emeğini görünür kılmak. Ve görünür kılınırken de emeğin karşılığını almasını sağlamak. İki amacımız var ve ikisi de budur. Şimdi kadın emeğini nasıl görünür kılıyoruz? Mesela yıllarca evin içinde hizmet sunan kadınlar var. İşte çocuk bakan, temizliğini yapan, yemeğini yapan. Ama bunun herhangi bir karşılığı yok. Hatta bunlara iş yapmayan kadınlar deniliyor toplumda. Mesela biri soruyor ya işte eşin ne iş yapıyor? Eşim çalışmıyor. Evin içindeki emek görünür. Biz de bu emeği aslında biraz görünür kılmak istedik. Mesela şunu örnek verebilirim. Hani süt mayalamak belki çok bir şey değil. Yoğurt yapmak. Ama şu an mesela biz sütümüzü burada bir kadından temin ediyoruz. Yoğurdumuzu yine aynı şekilde. Biz bunu ondan alırken kadının o verdiği emeğin karşılığını vermiş oluyoruz. Bu da aslında emeğin ne kadar değerli olduğunun farkına varıyor kadın. Ve farkına varınca da kadın değişiyor toplumda. Şimdi kadın üretimi bizim için çok önemli. Ben mesela kendi yerimi açarken hiç sermayem yoktu. Sıfır sermayeyle başladım. Ve borç harçla başladım. Ve çevremdeki insanların bir de baskısı vardı. İşte kadınsın, nasıl yapacaksın, bu kadar borcu nasıl ödeyeceksin? Bu tür söylemler oluyor. Yani biraz da psikolojik baskı oldu. Buna rağmen ben kendime güvendim. Çünkü yıllarca zaten üretiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz evin içinde, evin dışında. Ama verdiğimiz emeğin bir karşılığı yoktu. Biz de bu şekilde karşılığı görünür kılmak istedik. Onun için ben başladım, yaptım, ettim, başardım. Ben bütün kadınların başaracağına inanıyorum. Çünkü gerçekten kadınlar çok güçlüdür. Baktığımız zaman aslında aileyi ayakta tutan yine kadındır. Çocuğu büyüten, yani dünyanın en zor işlerinden bir tanesi de çocuk büyütmektir. Yani bir çocuğu büyütüyorsa yapamayacağı iş yoktur.
Ve yıllarca mesela evin içinde bu kadar hizmet vermesine rağmen çok bir emeğin karşılığı yok. Hatta tam tersi, akşam olduğunda istenilmeyen şeyler, yani ondan beklenti çok fazla olduğu için hepsini karşılayamadığı zaman şiddet bile görebiliyor. Öyle söyleyeyim. Ve kadın emeği bizim için bu kadar önemli olurken, açıkçası ben de isterim ki bütün kadınlar bu emeğin farkına varsın. Bu marifetin farkına varsın. Yani bir kadın yapamayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Bu kadar zor şartlarda ben bu kadarını başarmışsam, diğer kadınlar benim iki katımı, üç katımı başardılar. Toplumda bu kadar emek veren kadınlar varken, bu emeğin karşılığını görünür kılmak için bence bütün kadınlar bir şekilde hayata dahil olsunlar, kendini eve kapatmasınlar. Ve bunun için dernekler kurabilirler, kooperatifler kurabilirler, kooperatiflerin sayısını artırabilirler. Ve özellikle eğitim olarak kız çocuklarını yetiştirirken, eğitimde gerçekten kadınların yeri ayrı olmalı. Ve ona karşı politikalar geliştirilmeli. Yani kadın eğitimine yönelik ciddi politikalar geliştirilmeli. Kadın haklarına dair yine aynı şekilde. Ve bir şekilde gerçekten kadınları, herkes, yani bütün kadınlar bence çok becerikli ve herkesin farklı becerileri var. Ve bunun üzerine gidip o beceri anlamında, hangi konuda beceriliyse o taraftan kendini geliştirmeli ve kendine yeni bir kapı açmalı. Ravşen Bedirhan dediği gibi çocuğun ilk öğretmeni annedir. Ve bence toplumun da annesi kadındır. Onun için nasıl ki çocuğunu iyi yetiştirdiği zaman topluma iyi bir birey oluyorsa, kadın kendini her alanda var etsin ve topluma gerçekten bir annelik yapsın, toplumu güzelleştirsin. Ya her şey mesela el emeği olduğu için, organik olduğu için, kendi ürettikleri şey olduğu için mesela daha bir lezzet veriyor, şey veriyor. Bir de kadınlar olarak mesela bizim onlara destek çıkmamız lazım. O yüzden yani burayı tercih ettik ve çok güzel de insanı ağırlıyorlar, şey yapıyorlar. Başarılarını devam edelim inşallah. Çıkın çıkın gelin. Erda namı diğer Yemek Bizden sayfasının hem kurucusuyum hem de kullanıcısıyım. Şimdi Şimena'da biz daha önce göstermiştik, çekim yapmıştık, paylaşmıştık. Biz beğendiğimiz şeyi aslında biz paylaşıyoruz. Paylaştıktan sonra birçok aile gelip burada tekrardan kahvaltısı yaptıktan sonra bize olumlu şekilde geri dönüş yaptı. Zaten ben ara ara böyle eşimle çocuğumla sürekli böyle burayı tercih ediyorum. Dediğim sebebi bir Şimena'da daha ürünlerin çoğunu kendisi yapıyor. İkincisi ise gerçekten ürünlerinde tat var. Özellikle mesela menemen yazın, domatesi. Kafanıza katıyorlar, o şekilde yapıyorlar. Kavurma aynı şekilde. Diğer peynir, mesela şu peyniri efsanedir. Birçok reçeli kendileri yapıyor. Bu ve bundan ötürü sebeplerden dolayı ben kahvaltı çok tatsız ediyorum ve çok da seviyorum. Kahvaltıya gelecekler, gönül rahatla gelebilirler. Ben Rezal Heyf. Şimen Kadın Kooperatifi kurucu üyelerinden biriyim. Geçen yıl 2023 yılında arkadaşlarımla beraber kurduk burayı. Burada olmak neden önemli benim için? Çünkü burası bir üretim alanı, hem bizim için çalışma alanı hem de bizim gibi diğer kadın arkadaşların da kendileri için de bir çalışma alanı olacağı için bizim için önemli bir yer yani burası. Arkadaşlarımla birlikte burada çalışmaktan çok mutluyum çünkü burada bir güç birleşimi oluyor. Kadınların ayakları üstünde sağlam duruşunun bir birleşimi aynı zamanda. Bu yüzden çok mutluyum arkadaşlarımla beraber böyle bir kooperatif kurduğumuz için, bu alanda çalıştığımız için. Kadınlar için ben yani onlara şöyle bir mesaj vermek isterim burada. Herkes kendi emeğini görünür kılabilmek için bir ortam eğer oluşturabiliyorlarsa oluştursunlar. Ne bileyim ya, eminim herkes ayaklarının üstünde çok sağlam durabilir. Yeter ki bir şeyler yapabilsinler, bir üretimde bulunabilsinler.